Kız selam, maşallah maşallah, bir şeyde güzel kızlar varmış. Ama benden güzelim. Benden hareketim. Yasemin abla. Kim o, nerede? Hani Yasemin abla? Anam, kız. Selin. Senin ne işin var burada ya? Kız, asıl senin ne işin var burada? Yasemin abla, doğruyu söylesen yoksa adının yerine işe mi girdin? Hı? Kız, benim buraya gelmemin bir sebebi yok ama artık bir bahanesi var. Neymiş o bahane? Kız sensin. Gel buraya. Kız bana bak. Evren var ya, adanın iş arkadaşı. Ha, ne olmuş ona? Bildin onu. Aa, dur bak bakayım sen bana be. Doğruyu söyle yoksa aranızda bir şey mi var? Kız yok, ne alakası var? Hani sonuçta kısmet bu işler. Hani gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Oh, ata da bindin yani artık. Kız ben o ata üç kere bindim. Üç kere o at beni sırtından böyle tepikledi attı. Yasemin abla, pardon. Kız niye üzülüyorsun? Üzülme. Sen vazgeçenden yana, pes edenden yana üzül. Bak bana, ben burada taş gibi, ayakta dağ gibi duruyorum. Korkmuyorum, yürüyorum kısmetime doğru. Dört nola koşuyorum. Kız bana bak. Sen niye buradasın? Yoksa sen de mi adamın yerine işe geldin? Ha? Yani Yasemin ablam, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben daha çok Bora Bey'in kuzenine çalışıyorum. Köfte or seni. Yürü düşürüme. Anlarsın. Benden bir şey. Yürü düşürüme, benden bir şeyler öğrenmiş. Bak görüyor musun, hınzır kızı. Gördüğün gibi Selin'cim. Yani burası bir iş yerinden fazlası. Adeta arı kovanım. Büyük bir orkestra. Sen de onların şeflerisin herhalde. Yani. son grafikler bunlar mı? Sayfa düzeni bu Ali Bey. Güzel. Düzenli olsun. Düzenli bir sayfa olsun istiyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Gülşen Hanım, son dataları bir saate odama istiyorum. Tamam Ali Bey. Tabii ki tamam. Tabii ki tamam. Ali. Efendim. Siz Bora Bey'le kuzendiniz değil mi? Evet evet, kuzen. Hatta kuzenden fazlası dost, arkadaş, kardeş, hatta sırdaş. Birbirimizden gizlimiz saklımız olmaz. Her şeyi biliriz yani. Küçüklükten beri birlikte büyüdüğümüz için çok yaşanmışlık var. Yani bazı sırlar var bizimle mezara gidecek olan. Ne gibi sırlar? Sır tutabilir misin? Tutabilirim herhalde. Bir köstebek var da içimize sızmış olan. Yani uzun zamandır onun peşindeyim. Yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. E kim? İşte yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Ha, pardon. Bir kahve içelim. İçelim. Öncesinde bir odamı göstereyim istersen. Tamam, hadi. O büyük fikirlerin, bu zihin şeyinin çıktığı yer ya. Burası işte, evet. Demek burada oluyor onlar. Tabii ki, tabii ki. Of. Demek ki beni görmeden gidecektiniz. Selin var, adanın arkadaşı, belki bilirsiniz. Yasemin ablacığım dedi, benim şirkette bir işim var, bana eşlik eder misin dedi. Ay ben gelemem. Ay yalvardı, yakardı, ısrar, kıyamet. Kabul ettim hani, öyle üstüm başım ev haliyle de çıktım. Çok hazırlık da şey yapamadım. Öyle geldim işte onunla. Bana söz ver. Ne sözü pardon? Beni görmeden gitmeme sözü. Ah, tamam. Bu arada adayla aramız çok iyidir bizim. Ya aramızdan su sızmaz. Diyeceğim o ki şöyle bir gün bir yemeğe çıksak, dışarıda buluşsak. Aa şey tabii, ben bakarım bir iş yoğunluğuma. Hani ona göre şey yaparız, ayarlamaya çalışırım. Hani bakayım ben. Pek bir tatlısınız, pek bir hoşçakalın. Kim? Adı Pervin miydi? Ha, Pırıl, Pırıl. Adı Pırıl'dı bunun. Yani burada böyle getir götüre bakıyor. Anlayacağız, sekreter. Hmm. Böyle pek bir memnuniyetsiz böyle bir... Yani kötü bir enerjisi var. Zaten enerjinin E'si bile yok bunda. Ya geçen bir şey istedim. O da iş uzadı da uzadı. Hadi bırak dedim, boş ver deyince de herhalde ona bozuldu. Bütün tavrı bu. Ay boş ver. Geçin bu tarafa bak. Aşk kendi seçer.